6 Şubat'ta Adıyaman'da depreme yakalandım. Sağ ayağımı kaybettim Adıyaman'da. Ayrıca kayıplarımız da oldu babam, 3 kardeşimle beraber. Ama bu kayıplarla beraber hani bir umudumuz kesilmedi. Tekrardan hayata tutunmaya çalıştı. Özellikle de doğum günümde enkazdan çıktığım için tekrardan yeniden bir doğuş oldu benim için hayata. 6 kişi yaşıyorduk ama annem o an evde değildi. O Ankara'daydı o zaman. Bir sabah kalkıp annemi almaya gidecektik o gece. Yataktan böyle biri sanki beni havaya fırlatmış şekilde ev yıkıldığı an ben tekrardan kardeşlerimin yanına falan koşmaya başladım. Çocuk odasında yatıyorlardı o zaman. Onların üstüne atlar atlamaz zaten hiçbir şeyi hatırlamıyorum. İkisi de 18 yaşında, biri de ablam 24 yaşında. Babam da yatak odasında yatıyordu o an zaten. Yani ikisi yaşıyormuş, ben uyanana kadar biri vefat etmiş. Ondan sonra uyandıktan sonra erkek kardeşim yaşıyordu. Biraz sohbet ettim, onun bilincini yerine getirmeye çalıştım. Hani nefesini rahat alıp vermesi için. Şeyini düşürmeye çalıştım hocam. Psikolojik bir şeye girmişti hani öleceğim, vefat edeceğim diye. Nefes alamadı herhalde o zaman. Kaybettik zaten hocam onun için. Yaşam üçgeni yoktu hocam bende. Ben sadece kafam dışarıda olduğu için öyle nefes alabiliyordum. Gerisi enkaz altındaydı hocam. Zaten sağ ayağımı da kaybettim. Kolon üstüne düşmüştü. Çıkartmaları 6 saat falan sürdü ayağımı. 48 saat sonra çıktım. 2 gün sonra vatandaşlar kurtardı benden sağ olsun insanlar. Kardeşlerim benimle beraber çıktı hocam hepsi. Birini kendim çıkardım. Diğerlerini de dayımgil falan çıkardılar. Babamı da 7 gün sonra bulduk hocam. Doğum günüm 8 Şubat. 8 Şubat'ta çıktım zaten hocam ben. O zaman da doktorlar bana zaten demişti tekrardan hayata başladın. Annemin yaşadığını biliyorum zaten o an hocam. Onun düşüncesiyle tekrardan hani bana bir güç, nefesimi kontrol etmeye başladım. Artı bilincimi yerine getirmeye başladım yavaş yavaş. Onun düşüncesiyle hayata tutundum hocam. Annemle enkazdan çıktıktan sonra kavuştuk hocam. O gelmişti zaten. 2 gün sonra Ankara'dan uçaklar iptal olduğu için 2 gün sonra arabayla gelmişlerdi. Geldiği zaman da ben çıkmıştım zaten o gün. O yanıma geldi, ben gökyüzüne bakmaya başladım hocam. 6 kişilik bir aileydik. Evet, geriye kalan sadece benle annem. Yani artık onunla ilgili hayatımı devam ettireceğim. Tekrardan ona nasıl bir yaşam sunabilirim diye ya da neler yapabilirim diye. Mücadelemi onunla veriyorum. Enkazdan çıktıktan sonra ambulansla hastaneye gittik. 8 Şubat'ta hastaneye gittim zaten. 9 Şubat'ta bir ayakla ilgili bir işlemler falan yapıldı, revizyon falan. Ondan sonra 10 Şubat'ta ameliyat oldum, amputasyon oldum, evet. Adıyaman merkezde, Adıyaman Hastanesi'nde. 11 Şubat'ta da Ankara'ya geldim, genel hastaneye. Orada bir tedavilerimizi gördük. Sonra 20 Mart'ta fizik tedavi bölümüne geldik. Burada tekrardan bizle ilgilendiler. Hani biz umudumuzu kaybetmiştik o an zaten. Buraya geldiğimiz zaman da tekrardan hayata, fizik tedavi bölümüne geldiğimiz zaman hayata tutunmaya çalıştık doktorlarla, fizik tedavi hocalarımızla, hemşirelerimizle. Biz hayata tutmaya çalıştılar. Ayrıca sporla da ilgileniyorum. Tekrardan okuluma devam edeceğim. Liseyi bitirip bir artık antrenör olma derdin şeyine gideceğiz hocam. Basketbola beni bağlayan Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Mersin'de etkinlikler vardı. Orada yani birçok yapamayacağım, sağlamken yapamayacağım şeyleri ampute olduktan sonra, protez attıktan sonra yaptım burada tekrardan.
Orada basketbolu seçtim. Bana daha uygun olan Antio şey. Antio basketbol takımı. Evet. Profesyonel ilgileneceksin evet. artık. Sonra da antrenör mü olmak istiyorsun? Yani hayalim öyle hocam. Tekrardan antrenör olma hayaline mücadele edeceğiz yani. Türkiye'ye biz de bir spor dalından biz de bir kupa kaldırma şeyine mücadelesine girdik hocam. Türkiye'ye daha etkili bir engelli hatta engellerin hani her şeyi başarabileceğini Türkiye'ye sunmak için bu mücadeleye girdik hocam. Hani atlatıyoruz hocam yavaş yavaş annemle beraber. Annem de arkamda olduğu için, ben de onun arkasında olduğu için sırt sırta vererek tekrardan hayata tutmaya başladık. Mücadelemizi çok güçlü bir şekilde veriyoruz hocam. Yani bir yere ulaşmak istiyorsan koşacaksın, koşamıyorsan yürüyeceksin, yürüyemeyeceksen sürüneceksin, sürünemiyorsan emekleyeceksin ama o hedefe ulaşacaksın en sonu. Biz de hedefimizi bulduğumuz için o hedefe yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz.